Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün Yedikule Bostanları'nın tarihini iki çok kıymetli konuğumla birlikte konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz bu sanal ortamda. Aslan Demirtaş ve Yıldız Salman konuklarım. Aslan Demirtaş bir mimar, öğretim görevlisi. Aynı zamanda Koro Ofisi de çalışmakta. Yıldız Salman da İTÜ'de öğretim üyesi. Kendileriyle birlikte hem tarihi Yedikule Bostanları'nın da gündemde olduğu bu günlerde koruma, bütüncül bir koruma nasıl olur? Neden tarihsel bir süreklilik olarak bostanları ele almamız gerekiyor? Hem bunları konuşacağız. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Bostan Mücadelesi'nin önemli isimlerinden sevgili Recep Eraslı'nın da bir anma programı olarak da bu programı yapmak istedik. Bir yandan da bu programı yapmak istememizin bir başka motivasyonu da COVID-19 salgınıyla birlikte özellikle gıdaya erişim, kentin kendi gıdasını üretmesi gibi meseleler hem Türkiye'de hem dünyada çok gündeme geldi. Bu kentler ne yiyecek ve nasıl gıdaya erişecek? Çok konuştuğumuz meseleler oldu. İstanbul'un 1500 yılı aşan bir tarihte aslında böyle bir örneği var. Bunu da konuşmak bu anlamda önemli diye düşünüyoruz. Dolayısıyla umarız siz de keyif alacaksınızdır bu programdan. Sevgili konuklarım Yıldız Salman ve Aslan Demirtaş, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi öncelikle epey uzun çünkü tarih 1500 yılı aşkın bir süre uzanan bir bostandan ve bin yıllarca öteye uzanan bir kentten bahsediyoruz. Bu tarihsel süreklilik çok kıymetli. Dolayısıyla öncelikle bostanların biraz tarihinden de bahsederek bu konuya girmek önemli diye düşündük. Sonrasında biraz daha bugüne ve neden bütüncül olarak bugün surlarla birlikte tarihi yarımadada bostanları ele almak gerekiyor konuşacağız. Tabii ki bu kadar uzun ve bu kadar üretken bir alanı konuşmakta hayli dar bir süremiz var. Dolayısıyla belki öncelikle surların tarihinden kısaca biraz bahsederek konuya girmek anlamlı olabilir diye düşündük. Nasıl başlayalım? Belki Yıldız Hanım'la birlikte başlayabiliriz. Olur tabii. Başlayabiliriz. Aslında tabii surların tarihi anlatarak değil ama bostanların bugün bizim koruma adına vurguladığımız bu tarihsel sürekliliğini biraz daha aslında görsellerle destekleyerek vurgulamak adına geçmişten günümüze ilk kentin tarım alanı olarak var olduklarını bildiğimiz günlerden bugüne nasıl bir süreç yaşandı onu belki vurgulamak iyi olabilir. Çünkü biz genellikle bu konuyla ilgili sürekli bütüncül koruma, senin de başta bahsettiğin gibi bir bütüncül korumadan bahsederken koruma adına en önemli konulardan birinin bu alanların tarım alanı olarak kullanılması konusundaki bu tarihsel işlev sürekliliğinin hep altını çiziyoruz, vurguluyoruz. Bu açıdan tabii ki bildiğimiz en erken dönemlere ilişkin bildiğimiz şöyle bir durum var ki kentin korunması için inşa edilirlerken surlar, bu alanlar zaten tarım alanları. Ve surlar inşa edildiğinde buradaki çiftçilere aslında bir anlamda emanet ediliyor. Bu açıdan bu konulara odaklanan bilimsel çalışmalar var. Bizim de çeşitli yayınlarımızda adlarını andığımız. Ve biliniyor ki surların kulelerinin zemin katlarındaki mekanlar aslında çiftçilerin bu tarımla ilgili çeşitli alet edevatını depoladıkları yerler olarak da kullanılıyor. Tüm sur bandını düşündüğümüzde, kara surları adıyla andığımız ve şu anda da görselde gördüğümüz Marmara'dan Haliç'e uzanan o büyük boylu boyunca o alanda hem içinde hem dışında tarım alanlarının olduğunu görüyoruz ve buralar bir şekilde çiftçilerle de bir arada yürüyor. Manastırlar var surlar kıyısında özellikle Haliç tarafına doğru. Orada da manastırlarda rahiplerin tarımla oldukça yakından ilişkilendiklerini ve tarımsal üretimlerde bulunduklarını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir erken kökü var. Kentin surlarının inşa edildiği dönemde de bir tarım arazisi olmaları çok ciddi bir önem taşıyor. İzleyen dönemde kentin Osmanlı başkenti olması döneminde özellikle de savunma yapısı olarak önemini kaybetmesiyle birlikte surların, yani Osmanlı topraklarını genişlettikten ve artık herhangi bir karadan tehdit
kaygısı ortadan kalktıktan sonra görece de yıpranmış olan dış kısımlar da artık ekim alanı olarak kullanılmaya başlanıyor. Yani surların, İstanbul surları 3 bölümlü bir savunma yapısıdır. Dış hendekler ve dış sur dediğimiz alanlar da aslında ekilip biçilmeye başlanıyor. Sur içleri zaten hep evvel ezel tarım alanı. Ama Osmanlı'da ilginç bir başka konu gündeme geliyor, vakıf bostanları. Bu konuda da ciddi araştırmalar var, doktora çalışmaları var. Burada da farklı vakıfların mülkleri olan tarımsal alanlar olduğunu biliyoruz. Yine sur boyuna yayılan ama özellikle de Yedikule tarafında ağırlıkla kaldıklarını bildiğimiz İsmail Paşa Bahçesi bunlardan bir tanesi. Bu da devam ede geliyor ve ekilmeye de devam ediyor aslında yıllar yılı ve günümüzde hala devam ediyor. Günümüzde tabii işlev olarak tarımsal alan olma işlevini devam ettirmekle birlikte mesela mülkiyet yapısı bozulmuş durumda. Şu an artık bir vakıf bostanında maalesef söz etmek mümkün değil. Bu dönemde tabii bütün bu hem Bizans döneminde hem de üzerine Osmanlı döneminde hem sur içi bostanlar hem de sur dışı bostanlar farklı tarihsel süreçlerde gelişirken dönemlerinin tarımsal çeşitli pratiklerini göstergesi olan farklı elemanlar da eklenmeye başlanıyor. Su kuleleri bunlardan biri. Çok ilginç, özgün sulama yapıları. Su kuyuları açılıyor. Burada tarımla uğraşan kesimin yine alet edevatlarını depoladıkları ya da tarımsal ürünlerini depolayıp ayırdıkları çeşitli kulübeler olduğunu biliyoruz. Çeşitli görsellerde de onları gözlemleyebiliyoruz. Su kuyuları var, havuzlar var. Sebzelerin özellikle yıkandıkları. Sadece ekilen bir alan olarak değil, aslında bir meyve bahçeleri de bunlara eşlik ediyor. Farklı bostanlarda diyelim. Ve yanı sıra mesela arıcılık gibi faaliyetlerin yapıldığını da biliyoruz. Yani dolayısıyla bu kara surlarının her iki tarafında, içeride ve dışarıda oldukça çeşitli bir tarımsal gıda üretimi faaliyeti olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla biz bugün günümüzde tabii ki İstanbul Karasurları dünya mirası ve içinde içeriye ve dışarıya doğru da bir koruma bandıyla tanımlanmış durumda ama dünya mirası olarak tanımlanış metnine baktığımızda sadece suru ön plana çıkarıyor. Oysa biz bugün diyoruz ki artık gelişen koruma kuramları ve çevreye ve korumaya bakışımızla birlikte aslında bu tanımda bir yenileme, bir revizyon yapmamız gerekiyor. Bu bir kültürel peyzaj. Tabii ki surun kendisi çok çok önemli bir anıt. Ama bunun ötesinde hem içinde hem de dışında barındırdığı bu müthiş tarihsel sürekliliği olan tarımsal alanla birlikte dolayısıyla insan yapısı, surlar ve yine tabii ki insan yapısı ama öteki taraftan da müthiş bir peyzaj olan bostanlarla birlikte aslında bir kültürel peyzaj olarak değerlendirilmeli. Dolayısıyla dünya mirası kara surlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmek durumunda bostanlar. Biz de artık bunu böyle kabul ederek bu alanda yapacağımız her türden koruma faaliyetinde sadece surlara değil, onunla birlikte bir bütün olan içeride ve dışarıdaki tabii ki günümüzde farklı dertleri olan bu tarım alanlarını da bu dünya mirasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmeliyiz. Evet, zaten bu surların sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi 1500 yılı aşkın bir süre boyunca dışında, içinde burası bir aslında bir arada varoluş, bir arada yaşam ve üretim alanı olarak süre gelmiş. Bu süreklilik dünyada çok az örneği olan eşsiz
bir durum aslında, bir olgu, böyle bir kentte yaşıyor olmamız. Bir yandan da siz örneğin su kuyuları gibi bostancıların kullandığı barakalar, kulübeler, hatta surların içindeki minik barınma depolama alanları gibi olgulardan, durumlardan söz ettiniz. Bunlar sanıyorum ki bu pratiklerin kimleri halen bugün devam etmekte, değil mi? Örneğin su kuyuları gibi özgün örneklerin olduğunu çünkü biliyorum. Devam ediyor. Bunların bir kısmı sevinerek söyleyebilirim ki tescillendi. Ancak tam bir envanter çıkmış değil. Ama çeşitli havuzlar var biliyoruz. Çeşitli su kanallarının kalıntılarının olduğunu biliyoruz. Su kuyuları var. Tarihi su kuyuları var. Daha sonraki dönemde açılmış kuyular var. Dolayısıyla bunların hepsinin aslında o peyzajın bir parçası olduğu gerçeği var. Bu alana böyle bak, artık böyle bakmamız gerekiyor. Çok çok önemli tabii ki. Devam eden diğer bu sürekliliğin parçası olan konulardan biri de aslında bu geleneksel tarımsal yöntemlerin hala devam ediyor olması. Yani meslek bilgisinin de devam ediyor olması. Genellikle çeşitli zanaatlar için hep kaybolan meslekler diye yanılır, yakılınır ve onlar nasıl geri canlandırılabilir diye düşünülür. Oysa mesela burada elimizde yine biricik bir durum var. Bostancılık mesleği de aslında geleneksel bir meslek pratiği olarak aslında yaşamakta. O tava sistemleriyle, sulama yöntemleriyle hala geleneksel bir şekilde buradaki tarımsal faaliyet devam ediyor. Yaptığın vurgu çok doğruydu. Bu biricik bir örnek. Dünyada bir benzeri yok. Çok daha erken dünyada kent surları ve tarımsal alan ilişkileri çok daha erken yıllarda bozuluyor. Dolayısıyla günümüzde yani Türkiye'de tamamen aynı ilişki olmamakla birlikte örneğin Diyarbakır surlarının dışındaki Hevsel bahçeleri tarım alanı da varlığını koruyor ve orada mesela çok isabetli bir şekilde kent surları ve Hevsel bahçeleri kültürel peyzajı olarak Dünya Miras Listesi'ne geçti. Dolayısıyla İstanbul Kara Surları içinde böyle bir revizyonun yapılmaması için hiçbir sebep yok. Hatta tam tersine büyük gereklilik olduğunu düşünüyorum. Evet, zaten koruma uzmanları ve Yedikule Bostanları koruma girişimi de buranın bir kültürel miras alanı olduğunu ve bütüncül bir biçimde korunması gerektiği üzerine 2013 yılından beri, hatta koruma çalışmaları bu alandaki diğer akademik çalışmalar 2013 yılı öncesinden itibaren devam etmekte derken, siz de aslında halen tarım yöntemleriyle kent içi tarım yapıldığından söz ettiniz. Biraz hızlıca bugüne doğru ilerlersek, bir yandan bir kent mücadelesinin uzun süreden beri, 2013 yılından bir konusu durumda Yedikule Bostanları. Hem bunu biraz daha hatırlamakta, anmakta fayda var. Hem de bu geleneksel tarım yöntemleriyle ilgili de bizim de çok güzel sizlerin paylaştığı görselleri de vardı. Biraz böyle bugüne doğru hızlıca ilerlersek 1500 yıllık bir aslında süre yolculuğunda, belki Aslan Demirtaş'a da bu noktada söz verebiliriz. Bugün neler oldu, neden böyle bir mücadele oldu ve şu an bostanlarda halen devam eden üretime tahrip olan bostanlar olduğu gibi çalışan bostancılar da olduğunu biliyoruz. Belki bugünle doğru biraz ilerleyebiliriz. Tabii ki. Yedikule Bostanları'nın en büyük kıymeti bu 1600 yıllık sürekliliği hala koruyabilen bostanlardan bir tanesi olması. İstanbul birçok bostanını süreç içerisinde 40'lardan başlayarak gitgide artan bir hızla zaten kaybetmiş durumda. Mesela Langa Bostanları bugün Yeni Kapı istasyonunun olduğu yerde. Onu geri getirmek de çok güç. Yedikule'nin hala ayakta olması, hala dirayetle varlığını sürdürebiliyor olması bizim için çok çok kıymetli. Ve 2013'te malum Yedikule Bostanları bir park projesi için yıkılmıştı. Ve 2013'ten itibaren Yedikule Tarihi Bostanları koruma girişimi olarak bu konuda birçok faaliyet yaptı. Yazı yayınladı, mektup yayınladı. Bu konuda bostanların devamlılığı üzerine çalıştı. Şimdi ben günümüze geldiğimizde şuna değinmek istiyordum. Şu anda
Bostanların canlı canlı güzel yemyeşil fotoğrafları da ekranda geçerken. Birincisi bizim her daim tekrar ettiğimiz Yıldız'ın da sonuna doğru bahsettiği bostancıların varlığı. Ve bu bostancıların bu 1600 yıllık birikimi, hafızayı, tekniği bu şehirde hala devam ettiren kişiler olduğu ve bu kişiler olmaksızın bu bostanların var olamayacağı. Bunun altını çok kez çizdik ama bir kere daha çizelim. Dolayısıyla da bostancısı olmayan bir iki tane domates, patates yetiştirebilmek için ayrılan küçük toprak parçalarına kentte biz hobi bahçesi diyoruz. Bostancılar tarafından 1600 yıllık bu teknikle hali hazırda var edilen, her mevsim tekrar tekrar yeniden var edilen bu bostanlar ise birer hobi bahçesi değildir. Var olan bostanların üzerine yıkıp hobi bahçesi yapmak ise bu geleneği sürdürmekte kesinlikle değildir. Bunun altını çizdikten sonra bir parça ben şundan bahsetmek istiyorum. Miras olarak bahsettiğimiz bu bostanlar şu günlerde aslında fark ediyoruz ki aslında İstanbul gibi çok büyük kentler ve ısınmakta olan bu kürede ve İstanbul gibi aynı zamanda bir takım afetleri bekleyen, kendi coğrafi yapısı dolayısıyla bir takım afetleri bekleyen ve bir takım dünyanın kaderini paylaşaraktan başka bugün yaşadığımız koronavirüs konusu gibi daha farklı farklı pandemileri, salgınları bekleyen İstanbul'da mirasın ötesine geleceğimizi de aslında işaret eden bir yerden bahsediyoruz. Çünkü hiçbirimiz surlar bizi koruyacak mı demedik. Ya da oturduğumuz ev bizi koruyacak mı demedik pandemi sırasında. Herkesin ilk baştaki endişelerinden bir tanesi acaba yiyecek bulabilir miyimdi? Yiyecek bulabilir miyim, kendimi doyurabilecek miyim endişesi çok insanda vardı. Ve bunun sebebi de biz kentte artık tarımsal üretim, yani kentlerin ilk kurulduğu dönemlerde olduğu gibi kentin merkezindeki bir tapınak aslında bir buğday deposu değil. Kentten gıdanın, gıda üretiminin ve de mekanının çıktığı vakitler bir hayli geride kaldı. Bu durumla birlikte de aslında gıda üretimine dair bizim beslenmemizin ne gibi süreçlerle var olabildiği, mümkün kılınabildiği, bizim kentlilerin gözünün önünde artık değil hiçbir şekilde. Bunun tahayyülü yok. Muazzam bir yabancılaşma yaşamış durumdayız. Süpermarkete gelen ve orada her daim olacağını düşündüğümüz gıdanın gidip alınabilecek, aslında üretimden uzak bir tüketim nesnesi olarak bakıyoruz gıdaya. Yedikule bostanları 1600 yıldır kentte tarımı mümkün kılmakla birlikte bizim için, kentliler için gıda ile inanılmaz bir bağ, gıdanın üretimine dair inanılmaz bir bağ ve bu endişe acaba bir şey yiyebilecek miyim, gıda üretilebilecek mi? Korona sırasında gıda üretiminde bir problem olmadı. İstanbul'un en büyük endişelerinden bir tanesi köyde, taşrada üretilmiş olan gıdanın İstanbul'a girip dağıtılıp dağıtılamayacağına dairdi. Dolayısıyla bunlar aslında geleceğe yönelik, yani 1600 yıldan beridir var olan bir mekanın, bir mesleğin bize geleceğe yönelik işaret ettiği belki çözümler, belki inançlar, belki bilgiler. Dolayısıyla bostanları müthiş bir geçmiş ve gelecek sürekliliği içerisinde görmek gerekiyor. O yüzden de muazzam bir kıymete sahipler. Ve dolayısıyla bu sebeple de azaltmak yerine destek olmak, teşvik etmek, var olanı korumak ve var olanı da aslında çoğaltmak üzerine hem yerel yönetimin hem merkezi yönetimin bu konuda destek vermesi gerekiyor. Ben burada keseyim belki.
buradan sonra tekrar devam edebilirim. Senin sorun var mıydı bilmiyorum ama bayağı uzun konuştuğumu fark ettim. Evet, aslında bütüncül bir şekilde biz dününden, tarihinden, buranın neden kültürel miras alanı olduğunu, neden surlarla beraber hemen yanı başındaki bu üretim alanının, kent içi tarım alanının önemli olduğundan söz ettik. Bugün hani özellikle bu pandemiler, senin de ifade ettiğin gibi küresel iklim krizinin ortasında gıdaya erişimin aslında kentlerin en temel sorunlarından bir tanesi olarak baş gösterdiği, hepimizin gündelik hayatlarında dert ettiği bir mesele de aslında tekrar gündeme gelmiş oldu diyebiliriz. Bu anlamda da bir yandan da son dönemde şöyle bir takım afişler görmeye başladık. Yedikule Hobi Bahçesi çok yakında Fatihlilerin hizmetinde gibi böyle bir takım afişler de görmeye başladık. Bir yandan da birkaç seneden beri buranın bir kent parkı olacağı, bir kent içi tarım parkı olacağına dair de İBB'nin 2016-2017 yılından beri de devam eden çeşitli beyanları var. Bugün bunlar ne durumda diye ben belki bir soru sorabilirim. Çünkü bir takım bostanlar zaten tahrip oldu. Bir takım bostancılar ayrılıp işlerini bırakmak durumunda kalıp çeşitli farklı işler yapmaya başladılar. Ama halen devam eden bir üretim ve bir pratik de var burada Yıldız Hanım'ın da ifade ettiği gibi. Bugün bütün bunlar ne durumda? Belki onu sorabilirim izleyicilerin de bağ kurabilmesi için. Şimdi o Yedikule, yani marullu poster bahsettiğim Fatih Belediyesi'nin var olan bir bostanın üzerine, yani var olan, bostancısı olan ve bu bizim bahsettiğimiz ve demin fotoğraflarda gördüğünüz o tekniklerle 1600 yıldır yapılan bir bostanın üzerine onu yıkmak suretiyle inşa ettiği bir hobi bahçesinin posterleri. Tekrar söylemek gerekirse hobi bahçesi bir bostan değildir. Orada zaten Yedikule marulunu herhangi birinin üretebileceğini de düşünmüyorum. Yedikule marulu zaten yıllar sonra marul bayramıyla birlikte tekrardan Yedikule topraklarına daha anca yeni gelmişti. Ve hobi bahçesi şöyle bir pratik. Sizin hayatınızı devam ettirmeniz, orada baktığınız sebzelerin büyümesine, onların bakılmasına ve sonra onların satılmasına, oradan kazandığınız paraya bağlı değilse siz bostancılık yapmıyorsunuz. Siz çiftçilik de yapmıyorsunuz. Siz hobi yapıyorsunuz. Hobi ile de biz kendi karnımıza doyuramıyoruz, değil mi? Çünkü adı üzerinde hobi. Dolayısıyla Fatih Belediyesi'nin bu son yaptığı hobi bahçesi proje, yani var olan, şu anda fotoğrafta gördüğünüze benzer ki evet aynen buna benzer bir bahçeyi, onun fotoğrafları yok şu anda görsellerimizde, bir bahçeyi alıp bir hobi bahçesine çevirmenin bir, açıkçası ben çok anlamını anlayabilmiş değilim. Çünkü var olan bir üretim var, 1600 yıllık bir gelenek var, kültürel miras var, üretim var, gıda üretimi var. Biz bunları bir kenara atalım, biz bunları kullanmayalım, onun yerine hobi bahçesi koyalım demeyi ben çok fazla algılayabilmiş değilim. Bir önceki İBB yönetiminin geliştirdiği kentsel tarım parkını da anlayamadığımız gibi. Çünkü Yedikule bostanları dediğimiz bu peyzajı bostancılar üretiyor. Yani bu bostancının sürekli ürünü döndürerek, bir ektiği yerde bir sonraki sefer başka bir ürün ekerek, bu bütün topraktaki yapılan karolaj sistemini farklı farklı şekillerde yeniden düzenleyerek yaptığı üretim, bu bostancılık üretimi zaten bir üretken peyzaj ama peyzaj tasarımı olarak bir peyzaj değil, bir proje, bir peyzaj projesi değil. Bostancının yarattığı bir oluşum diyelim. Dolayısıyla kentsel tarım parkı ismi de zaten adı üzerinde. Bir park değil, bostan bir park değil, kentsel tarım parkı ise çok anlamlı bir tamlamada kesinlikle değil. Zaten birazcık düşününce ne demek bu diyebiliyoruz. Dolayısıyla orada var olan bostanları yıkıp yerine başka düzenlemeler getirip orayı park yapmanın da bir alemi yok. Dolayısıyla biz şu anda temennimiz İBB'nin ile bu bostanları olması gerektiği gibi, yani bostancıların ürettiği bir yeşil alan olarak tekrardan geri yaratabilmesi için İBB'nin gerekli teşviği
ve koşulu sağlamasını bekliyoruz. Bunun için çeşitli toplantılar, girişimin ve bostancıların ve aynı zamanda bütün bu mevzuyu destekleyen bir takım kurumların da temsilcilerin olduğu bir toplantı yapıldı. Dolayısıyla biz surlara verilen özen kadar surlarla aynı zaman diliminde var olmuş, bir arada var olmuş bu bostanların da surlara verildiği kadar değer verilmesini ve de üzerine üstlük, az önce de söylediğim gibi yani surlar bizi afetten kurtarmayacak ama gıda ve gıdanın varlığı kentin içerisinde bize destek olacak. Dolayısıyla bu bostanların ileriye yönelik teşvik ile devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Bilmiyorum, Yıldız'ın da belki eklemek isteyeceği vardır. Evet, şöyle şeyler aslında ekleyebilirim. Birkaç şey var. Aslıhan konuşurken düşündüm tabii o arada da. Şimdi özellikle ilk 2013'teki müdahale tabii en kabul edilemez düzeyde bir şeydi. Çünkü bütünüyle bu alanı bir parka dönüştürme hedefi taşıyordu. Dolayısıyla da o dönemde bu işle sivil toplum olarak ilgilenen, tabii başta Yedikule Tarihi Bostanları girişimi ve diğer destek olan STK'lar çok haklı bir şekilde bu alanın bir parka dönüşmesine, ki tasarım zaten hiç konuşmayalım üzerinde, olacak bir şey değildi. Fakat gel zaman git zaman girişimin yine başta başı çektiği çeşitli toplantılar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ile alan yönetimi dahil edilmeye çalışıldı. Biz de kısmen bir kısmına katıldık, çoğuna katıldık diye hatırlıyorum. Oralarda demin Aslıhan'ın dediği işte tarım parkı mı desek, işte hobi bahçesi yapsak gibi çeşitli farklı durumlar telaffuz edilir olmuştu. Şimdi bunun arkasında aslında çok temelde bir kötü niyet yok. Fakat bunun arkasında çok temel bir korumada bu bostanlara yer açmayan bir durum var. Aslında çok büyük bir koruma problemi var. Bu da nedir? Buradaki mülkiyet ilişkilerinin çeşitli farklı yasal zeminlere oturtularak bozulmuş ve ortadan kaldırılmış olması. Şimdi en temel çelişkilerden bir tanesi tüm kara surları bandı. Dünya miras alanı. Normalde bir insan ne düşünüyor? Burası dünya miras alanıysa belli nitelikte müdahaleler bu alan için geçerli olmalı. Ama maalesef bizde öyle olmuyor. Dünya miras alanı olan bir yer aynı zamanda yenileme alanı olabiliyor. Dolayısıyla yenileme alanı ilan ettiğiniz zaman bu koca bütünün içinde bir küçücük parçayı ve buraya da yenileme alanı yasasının hükümlerine göre müdahale etme hakkını doğurduğunuz zaman, o zaman işte buradaki mülkiyet yapısını da bozabiliyorsunuz. Dolayısıyla vakıf bostanı olmuyor artık oralar. Dolayısıyla bostancılar, şanslı olanlar tek bir yere, şanssız olanlar birçok yere çeşitli kira, ecrimesil adı altında çeşitli paralar ödüyorlar ve az buz öyle böyle paralar değiller bunlar. Dolayısıyla ortaya müthiş bir karmaşa çıkartıyoruz. Ve tabii ki buradaki bu bütünlüğü de tehdit etmeye başlıyorsunuz. Nitekim Yedikule konaklarının, zaten Yedikule konaklarının yapılışı aslında dünya miras alanından yenileme yasasıyla çalınan bir alanın üzerine geliştirilmiş bir proje olduğu için, dolayısıyla hemen onun önündeki alanda bu yerleşime bir park olarak düşünülmeye başlıyor. O süreçte bu konuda oldukça ikna edici konuşmalar geçti ama Aslan'ın dediği gibi bu hobi bahçeli fikirden uzaklaştırmak çok mümkün olmadı. Bir diğer temel problemden biri de tüm bu bantta farklı mülkiyet durumlarının günümüzde olması. Yani bu dünya miras alanı bütününün bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bir kısmı maliye hazinesi, ya maliye hazinenin mülkü. Bir kısmı ilçe belediyesinin sorumluluğunda. Dolayısıyla bu kadar farklı aktörler tabii ki olabilir ama
eğer burası bir dünya miras alanıysa üst şemsiye olarak, o zaman alan başkanlığının çok ciddi bir sorumluluğu ortaya çıkar. Zaten bu farklı aktörleri bünyesinde bir araya getirmekle yükümlüdür alan başkanlığı ve bu alanın yönetilmesinden sorumludur. Dolayısıyla burada farklı aktörlerin olmasında bir beis yok, ama o aktörlerin herkesin kendi kafasında, kendi uygun gördüğü şekilde bu dünya miras alanına müdahale etme hakkının olmaması gerekiyor. Çünkü burada aslında herkesin uyması gereken bir bütüncül koruma master planı geliştirilmiş olması gerekiyor. Aslan'ın dediği, en son dönemlerde yaptığımız Büyükşehir Belediyesi'nde aslında çok da iyi bir kurguyla yaptık. Buradan gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Hani çok net bir pratikte sonucunu henüz görememiş olsak da görebileceğimiz ümidini taşıyoruz, ama farklı daire başkanlıkları burada nın katılımıyla bir büyüyecek toplantı yapıldı ve bu konular tartışıldı. Dolayısıyla bu bakışla geleceğe dair yaklaşımlar üretecekleri ümidini ben kişisel olarak taşımak istiyorum. Yani devamında çok birlikte çalışma şansımız olmadı, ama çeşitli duyumlar var. Belki sen de soracaksındır güncel halleri, sur bandında gerçekleşen başka diğer durumları. Ama ümidimiz o. Dolayısıyla olabildiğince aktarmaya çalıştığımız bu farklı parçaların bir arada oluş halinin negatif sonuçlarını değil, mümkünse iyi yönetilmiş bir şekilde pozitif sonuçlarıyla karşılaşmak istiyoruz. Bu biricik mirasın gözümüzün önünde bu şekilde kaybolmasına razı değiliz. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi hem burası bir kültürel miras alanı, hem de burada ifade ettiğiniz gibi bu çok parçalılık hali olumsuz değil, olumlu bir durum olarak ele alınmalı. Bir de şöyle de bir durum var, bunu da anmakta, göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu hobi bahçesi olma meselesinin de kimin işleyeceği, hangi ürünün yetiştirileceği, toprağın hangi uzmanlar tarafından uyandırılacağı, uyutulacağı gibi başka türlü problemleri oluyor. Bunun yanı sıra da geçtiğimiz haftalardaki basın toplantılarında yine Yedikule Bostanları koruma girişiminin böyle bir hobi bahçesi yapılması durumunda başka örneklerde olduğu gibi yapılaşmanın önünün açılabilmesi tehlikesi de bu durumda çok dikkatle göz önünde bulundurulması gereken bir durum olarak da söyleniyordu. Burada da tekrar dillendirmiş olalım. Bu gibi tehlikelere de aslında açılabiliyor ve bütüncül bir aslında master planlama olarak ele alınması gereken bir durum. O yüzden çok aydınlatıcı oldu sizin aslında tarihsel olarak ve bugünü de ele alarak bahsediyor olmanız. Programın sonuna geliyoruz. Dolayısıyla Recep Erarslan'ı da son görsellerde kendisini görmüştük. Onu da bir selam göndermiş olalım. Onu da bir hatırlayalım ve belki şu andaki ne olduğunu da çok kısaca sizden alarak veda edebiliriz. Şu anda benim özellikle üzerinde durmak istediğim bir konu var. Aslıhan da başka açılardan belki onun da bir son sözü olacaktır diye düşünüyorum. Benim özellikle üzerinde durmak istediğim, aslında bu pandemi döneminde hepimiz evimizde kapalıyken tabii Recep amcayı kaybetmiş olmaktan dolayı çok ciddi üzüntülerimiz var. Demin bahsettiğim o mali sorunlarla hastalığının yanı sıra boğuşuyordu. Bu konuda Sunan'ın da yazdığı çok güzel bir yazı vardı. Mutlaka ilgilenenler ulaşmışlardır yazıya. Hepimiz bu süreçte tabii ki bir aradaydık çeşitli şekillerde. Bu fotoğrafta Alexandra'nın çektiği ilk yıkımın olduğu dönemden. Yani bu kadar vahşice başlayan bir süreçte tabii bir bostancıyı kaybetmekten, Recep Bey'i kaybetmekten çok üzülüyor, üzüntü duyuyoruz. Ama son dönemde benim demin konuşmaya başladım aslında, oradan sonra Recep amcaya gittim, ama endişe duyduğum bir diğer durum var. Şimdi tabii ki kara surlarının acil koruma önlemlerine ihtiyacı var. Yalnız altını çizerek söylüyorum, acil koruma önlemlerine ihtiyaçları var. Hızlı bir restorasyona ihtiyaçları yok. Çünkü restorasyon oldukça titizlikle, mümkün olan maksimum zaman tanınarak, yeterli araştırmalar yapılarak yürütülmesi gereken bir süreç. Özellikle kara surları dünya miras alanı da çevresindeki bu tarım mirasıyla birlikte düşünüldüğünde
örneğin çok ilginç, zorlayıcı tartışmalara gebe. Bunların en başta geleni bir arkeolojik miras ve bunun üzerine gelen görece daha geç ama kendisi de tarihi olan bir tarım mirası katmanı. Dolayısıyla şimdi burada bu katmanların nasıl koruma çalışmasında göz önüne alınacağı, hangi katmanın hangi noktada bir diğerine tercih, belki bir deyişle edileceği. Görsellerde gördük, birçok arkeolojik buluntu da var buralarda. Yani öyle bir nokta gelir ki çok önemli bir arkeolojik buluntuya tabii ki bir ekime tercih etmek durumundasınızdır. Ama bir başka yerde ekime ve tarımsal üretimin bu mirasının devamlılığına karar vermeniz gerekir. Dolayısıyla bu çok zorlayıcı, çok ilginç ve verimli tartışmalara gebe, çok değerli bir karşılıklı müzakere, tartışma ve birlikte üretme sürecidir. Buna zaman tanınıyor olmasını önemli ve önemli rica ediyorum. Tabii ki yıkılan, çöken parçalar hem kültürel miras açısından büyük tehdit, hem de can güvenliği açısından ama buralarda restorasyon uygulamaları yerine acil güvenlik önlemleriyle biraz zaman kazanılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını ve öncelikle koruma master planına öncelik verilmesinin ve sonra tüm onarım ve restorasyon çalışmalarının da bu genel bütüncül durumu gözeterek üretilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Ben de en son Yıldız'ın bahsettiğine şöyle kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Koruma demişken tarih genelde savaş kazanan kahramanların yazıldığı bir anlatı. Fakat insanları yaşatan çiftçilerin çok da fazla adının geçmediği bir anlatı. Dolayısıyla temennimiz bu anlatının İstanbul'da tersine çevrilmesi. Savaş kazananların anlatıldığı gibi, yani surların korunduğu gibi, İnsanları hayatta tutanların da, yani bostancıların gıda üreterek insanları yaşattığı bostanların da eşit şekilde temsil ederek korunmasını ümit ediyoruz. Evet, bütün bu yaklaşımlarla birlikte de kente dair gelecek tahayyülleri, iklim krizinin ortasında, gıdaya erişimin, pandemilerin gündemindeki bugün de aslında herkesin bir arada var olabildiği biricik bir örneği olan bir kent için aslında ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Tıpkı Aslan Demirtaş'ın ifade ettiği gibi. Diyelim, programın sonuna geldik. Dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Yıldız Salman ve Aslan Demirtaş, UNESCO Miras Listesi'ndeki Karasurları alanındaki Yedikule Bostanları'nın neden bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, tarihten bugüne şu anda ne gibi ele alınması gereken aciliyetler barındırdığıyla, ne gibi aslında ihtimam pratikleri gerektirdiğiyle ilgili çok aydınlatıcı ve çok yerinde bir program oldu. Ben de çok şey öğrendim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Yıldız Salman ve Aslan Demirtaş'la birlikteydik. Yedikule Bostanları'nın dününü, bugününü konuştuk. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunmuş olduğu Şehir Hepimizin programını izlediniz. Rejide bizlere yardımcı olan sevgili Ali Vatansever'e de çok teşekkürler. Hoşçakalın, iyi günler.